Ya şimdi şöyle bir handikap var. Bence mevsim itibariyle tabii ki şimdi sebzelerden oluşan bir yemek olduğu için genelde de yaz sebzeleri. Yani daha yazın evet. randıman alabileceğiniz evet. bir yemek. Sera olmayacak. Lezzet olarak, görüntü olarak yani yazın seçilmesi evet. daha doğru bir yemek bence. Ama tabii onun tercihi bilemem. Çünkü domatesli, kabaktı. Patlıcanlı. Aynen, bazı tariflerde patatesi olur, bazı tariflerde olmaz. Yani ama yani işte bakalım. Sen bilirsin soğan kebabı. Ancak sonbahar kışta. Kesinlikle. Yapılmaz Antep'te. Bir et kurması olarak. Patlıcan bulamazsınız. Mesela gideyim ben patlıcan kebabı yiyeyim. Yok yok çıkmaz. Koymazlar menülerini Antep'te, Urfa'da falan. Domates zamanı de keza değil. Öyle. Yani domates de aynı şekilde. Bu arada deminden beri kendimi tutuyorum. Eyvah. Şimdi şunu söylemeyi istiyorum. Eyvah bana geliyor. İstiyorum. Eyvah. Tırsın şu anda. Avukat oklar sanki sana döndü Müjgan. Şimdi... Yok karşımda avukat bir de. Bir de ne diyeceğim? O ayrı burada. Zaten başım belada avukat kimliğimle bulunmuyorum burada. Hepimiz burada yarışmacıyız. Aynı dinliyorum. Konumdayız. Şunu merak ediyorum yani biraz çelişti Müjgan Hanım. Uçağı bıraksak mı sakince yere bir de dikine tuttu. Allah'tan öyle şeyler bende işlemediği için hiç sorun teşkil etmeyecek Müjgan Hanım. Şunu merak ediyorum ben yani hem merak evde yemek gibi. Yaptığınızı çok söylüyorsunuz ama bir yandan da mesela çocuklara bakıcının baktığını söylüyorsunuz. Evet. Hani biraz tekerrür gibi olacak ama hani buna tam cevap veremediğiniz için hani vaktin yok ben bakamıyorum dedi ya yemeğe nasıl vakit buluyorsun demek istiyorum. Yani hem vakit hem de vakitten ziyade mesela sürekli yemek yaptığınız kısmı mı acaba bir tık uydurma sürekli yemek kaldı. Yapıyorum demedim ki. Az evvel söylediniz. Yok yok şöyle. Bakın, az evvel söylediniz. Sürekli yani durmadan şey yani. Şöyle demek değil bu. Ben 24 saat sürekli yemek yapıyorum anlamında değil. Devamlı yapıyorum. Ben yemek yapmayı seviyorum. Sürelemeyi düşününce yo, yo. 24 şimdi, saat bazında düşünüyorsunuz. Olur mu öyle bir şey? Yani öyle bir şey kimse öyle her bir şey yapamaz yani. Mesela? Her gün yemek yapıyorum. Ama her gün çocuğa bakıyor evet, muyum? Evet yani eğer ki şehir dışında değilsem ya da yurt dışında evdeysem, değilsem. Evdeysem muhakkak yemek yapıyorum. Ne güzel. Bizim evde asla kadınlar yemek yapmazlar. Anca benim etrafımı toplar. Ben çok dağınık çalışıyorum bunu kabul ediyorum. Arkamı toplarlar. Ama yemek yapma işini asla. Ve insanlar benim yemeğimi yedikten sonra derler ki aynı sizin şu an düşündüğünüz gibi. Böyle bir kadından böyle lezzetler nasıl çıktı acaba? Peki Müjgan siz Hanım mi bir şey sorabilirim. Ben çoğu zaman bir saniye. Çoğu zaman yemekleri yaparken, o börekleri açarken, baklavaları yaparken resim çekerim. Gerçekten. Gelen misafirlere kendim yaptım diye gösteririm. O tırnaklarla biraz baklava kesinlikle yapmak zorunda bakın, da Müjgan bakın, Hanım. Kesinlikle bakın. Evde işte dilimleme işlemi. Aynen bıçağa gerek kalmadan. Müjgan Hanım evde de şapka takarak mı yemek yapıyorsunuz? Zaman zaman takıyorum tabii. Hoşuma gidiyor şapka takmak. Eğer hani kıyafet, bunu yerine mi kullanıyorsunuz? Kıyafetime uygun bir eğer o an aksesuarım oysa tabii ki şapka da takıyorum. Yani evdeyken de yüksek topuklu ayakkabılarla tabii. Birlikte. Evet evet böyle geliyorum yemeğe de böyle oturuyorum. Masamda yok yemeğe bu şekilde oturursunuz da yemek yaparken de aynı şekilde ya tabii ki aynı şekilde olabilir mi yani? Eğilir doğruken bu şapka ama Müjgan Hanım hala şapkayla birlikte karşımızda. Yürümüz bile evet, şaşkın çok seviyorum. Oradan tamam, böyle bakıyor. Tamam seviyorsunuz da hani. Yakışmıyor mu sizce? Ya tamam yakışabilir de sofradayken şey olmaz. Kapalı mekanda şapka takılmaz. Olur mu? Öyle bir bu kural mı var? Var. Dünya çapında. Var. Öyle bir kural var ama uyarlar uymazlar bir şey diyemiyoruz. Yani, hatta ve hatta masadakileri şarkı diyor. Gözlüklü şapkayla. Tabii canım sizin tercihiniz yani. Aksesuar tarz. Gibi. Yani yakışmış o ayrı. Gibi. Tam aynı noktada değil ama yaklaştırabiliriz evet. Yani mesela olabilir. Ben de o kadar çok küpeyi bir kulağıma tercih etmezdim mesela. Ama şimdi Trabuslar, Mırabuslar, şuralar delinmedik yerimiz kalmadı. Evet, delin, evet. Çevgine döndük. Herkes her yerine her şeyi takıyor artık. Vallahi bir alnına takmadıkları kaldı insanların. Çok küpeler moda. Hazal sen evli miydin? Yok hayır değilim. Bekarsın. Bekarım evet. Yalnız mı yaşıyorsun? Evet. Üst katımda da halam yaşıyor ama yalnızım. Annem evet. baba? Annem babam da İstanbul'dalar. Evet hanım hala onların. Başında. Evet yani ben onun başındayım biraz. Bir tık daha öyle diyelim. Yani ilgileniyorum kendisiyle. Hala başı. Çok iyi ya. Evet. Ne güzel başladı. Ne güzel. Eray sen yalnız mı yaşıyorsun? Evet. Tek başıma sen yaşıyorum. Sen de bekarsın. Bekir. Senin ailen nerede? Hayattalar mı? Ben babamı 4 Ocak'ta kaybettim. Allah rahmet eylesin. Çok taze, çok yeni. Başın sağ olsun.
Allah rahmet eylesin. Evet. Allah sabır versin. Allah rahmet anneciğin? Annem de kanser hastası. Babam da kanserden vefat etmişti zaten. Annemin tedavisi de devam ediyor. Allah şifalar versin. Ona da kız kardeşim o bakıyor. Çok üzüldüm. İnşallah güzel haberlerini alırsın. İnşallah. İnşallah. Ay, çok zor ya. Allah sabır versin, güç derman versin. Yani Enbiya'la Merve olmamış olsaydı zaten çok zordu. Özellikle babamın bakımını Merve çok fazla üstlenmişti. Ablan mı? Yok, kız kardeşim. Her ikisi de kız kardeşim. Ay Allah eksik etmesin. Merve evlenince mecburen Enbiya bakmaya devam etti. Bir taraftan ben destek verdim. Bir şekilde babamıza baktık. Biz evet. Görevlerimizi yerine getirdik. Allah razı olsun ama mukadderat bazen. Ama Allah anneciğine şifa versin. Amin. İnşallah o iyileşsin. İnşallah. Allah bu hastalıkla mücadele eden herkese maddi manevi çok zor. Allah güç derman hem etrafındaki insanlar hem de bu hastalıkla boğuşan herkese Allah şifa versin acilen. Diyelim hayat maalesef böyle kötü sürprizler hazırlayabiliyor yani. Ben de yaşadığım için annem atlattı çok şükür. İnşallah senin anneciğin de atlatır. İnşallah. Evet buyursunlar Steak ve Ratatouille. Bir de bir sos yapmışsın galiba. Ratatouille sosu kendisi. Ha onu kullandım. Makarnacımda da kullandım sos aynı. Evet. Zuhal Hanım söyleyeyim mi söylemeyeyim mi bilemedim. Mehmet Ali Bey bir şey soracağım. Hemen geliyorum. Zuhal Hanım bu hiç pişmemiş Zuhal Hanım. Bakın. Benim Mehmet Ali öyle. Bey bir dakika bakabilir misiniz? Bakar yani bir misiniz? Et gurmesinin önüne böyle et getirilmez ki. Ne oldu? Ki. Ya bu pişmemiş içi. Siz nasıl bir pişmişlik bekliyordunuz? Orta iyi. Beklemiyorduk en azından. Nasıl pişirmek istediniz? Pişmiş bekliyorduk. Etimiz az pişmiş olacak zaten. Ha, az bu hiç pişmemiş ki. Siz az pişmiş de pişmemiş ayırabiliyor musunuz? Bence siz konuşmaktan pişirmeye fırsat bulamamışsınız. Bakar evet. mısınız? Bence de fırsat bulamamışsınız Mehmet Ali Bey. Bir de bunu benim etim soğuk ama. Sizin etinizin soğuk olması imkansız. Isıtabilirim tekrardan. Yani... Çünkü tereyağı banyosu şimdi yaptırdım. Ömrümde Mehmet Ali böyle Bey. Et görmedim. O zaman tereyağını iyi gördüm de kasapta. Çünkü gerçekten soğuk. Evet kasapta görmüş olabilirsiniz. Evet yani, bu tarz bir eti ancak kasapta görebiliriz. Çünkü tabakta ben ilk defa görüyorum. Efendim. Oo. Ama sizinki benimkinden de vahim. Evet, evet. Yemekten anlamadığınız çok belli arkadaşlar bunlar size söyleyeyim. Bakın anlamıyoruz ama bakın siz bakın isterseniz. Yani. Biz mi anlamıyoruz siz mi anlamıyoruz seyirciler de görürsünüz. Mehmet Ali Bey bana bir çatal verebilir misiniz? Tabii hemen. Mehmet Ali Bey yapmak istediğiniz şey bu muydu tam olarak? Az pişmiş steakte. Bu mu yani? Evet içi pembe oldu. Yakından pembe değil. Peki bakın iyice yakından bakın. Gel bir bak, gel bir bak. Uzaktan. Yani ben de ette rare diye tabir ettiğimiz hani rare, medium rare tercih ederim genelde ette. Ama hani bu pişirilme şekli o değil yani. Hani bu hayır hayır bu başka bayağı bir şey. Hani kanlı kalmış. Bu. Kanlı kalmış bir de. Hani kurt ol falan oluşabilir. Ratatouille'a da bakacağım ben. Sadece yakından bakmanızı rica ediyorum. Yani belki bakar evet, bir gidip bakar net, net göremiyor olabilirsiniz. Hani o açıdan yapmak istediğiniz şey tam olarak bu muydu? Mehmet yapmak Ali. İstediğim Mehmet şey az Bey. Pişmişti. Evet. Bakın ama hiç pişmemiş. Bakın görüyor musunuz? Bir bakabilir misiniz? Ama yani böyle bir yemek sonra. Yarışmasında da az pişmiş et tercih etmek aşırı riskli. Artı herkesin damak tadına hitap etmeyebilir. Herkesin damak zevkine göre. Yakından baktın mı? Yani bakar mısınız? Kanlı yani. Ben eti çok severim bu arada. Ya Mehmet Ali Bey sabahtan beri göstermeye çalışıyorum. Kendimi parçaladım. Lütfen bir bakar mısınız? Ya buradan da gidip görebiliyor muyum? Yani istersen. Bence hala bu eti savunuyorsanız bak, göremiyorsunuz. Bence yok, evet. O kadar çiğ ki oradan da evet. görebiliyor. Yok hayır. Ya hala savunuyor ya bence görmediği için savunuyor. Hayır size bakar zaten mısınız? Buradan geldiğimde evet biraz seninki çiğ kalmış dedim. Biraz öyle. Mı? Benimki de öyle. Çok komik. Bakayım. Böyle bir... Zuhal Hanım kanlı. Kanlı yani gerçekten kanlı. Böyle evet. bir programda... Böyle bir şeyle karşılaştığım hiç hayal etmezdim yani düşünmezdim. Benimkisinde yok. Çok üzüldüm şu an ya. Ben et hayalini yatırdım. Benimkisinde yok. Daha mı iyi pişmiş senin? Evet benimkisi daha ince iyi. Olduğu için bence. Benimki biraz daha olabilir. İnce porsiyonlar. Ama falan. Yani benimki de ince olmasına rağmen benimki de bakar mısınız Mehmet en azından onların ikisi kadar değil. Müjgan Hanım'ın ikisi kadar belki. Müjgan Hanım'ın evet bir problem yaşamış. Evet bayağı problem var orada. Benimkinden de kan akıyor. De değil. Benimki senin de mi öyle azal? Çok kötü. Keza benim de öyle şöyle hatta. Sizinki normal az pişmiş hazır mı? Yani Mehmet Ali Bey şimdi... ben çok steak restoranında çok fazla az evvel de söyledim evet. bilmem duydunuz mu ben de rare tercih ederim. Tamam. Ama yani bu o değil. Burnus olmalı. Bu... tamam Müjgan Hanım'ınkinde bir problem hayır, var. Evet farkındayım. De... Onda bir şey demiyorum zaten. Müjgan yiyebildin mi? Mümkün değil. Yani, yani yemek zorundaysam yiyeceğim. Sizin için çiğ et bile yerim. Hayır. Hayır. Hayır işte. Ama onun yani... da tehlike sinyalleri evet, çalıyor. Evet. Yani, neden yani... ya neden Mehmet Ali? Şu eti neden böyle pişirmeyi tercih eder? Şöyle, daha geç iki hafta evvel yaşadık aynı problemi. Az pişmiş yapmak istedim. Neden?
son bu da anda da şey... Ya şimdi yani. Yemek yarışması sevgili Mehmet Ali. Yani anlıyorum bak böyle de dedi Hazal. Ya az pişmiş ben de ter... Bu çok tehlikeli bir seçim. Evet. Bu çok bıçak sırtı. Evet. Hele bir yemek yarışmasında. Yarışma için yani kadının çiğ eti ben şimdi nasıl yedireyim yok, ona yok, ya? Yok hayır canım. Kabul ediyor musun? Tabii tabii onu kabul ediyorum. Bunu ama kabul ediyor musun? Kıpkırmızı kanı da al şimdi ben nasıl diyeyim şimdi Candan'ınki de öyle. Bak Eren'inki daha iyi pişmiş. Benimkinde de. Ya hayır ben sizi bu arada mecbur bırakamam sevgili Candan ve Müjgan. Yemek istemezseniz sadece Atatürk'ten yiyebilirsiniz. Siz bunu banyoladınız mı? Evet. Kaç dakika pişirdin? Mühürlemeyi birer dakika yaptım. Pişirmeyi de 1,5 dakika yaptım. Yani nereyi kessen falso, nereyi kessen falso bakar mısınız? Evet. Ya yani yenecek yerini arıyorum ama gerçekten bana ki et çok seviyorum. Çok üzüldüm. Ben de. Hayallerimi yıktım. Ben de üzülüyordum. Benim etimden vereyim. Hayır şimdi benim başka bir sorun var arkadaşlar. Yani biz bunu daha evvel söyledik. Yani söylüyoruz da yarışmacılara. Ne olur şöyle etler tercih ettiğinizde siz gene de yarışmacılar gördüğünde böyle tabiri caizse içleri kalkacak veya nasıl yiyeceğiz biz bunu diye o derecelerde olmasın güzel yarışmacılarım, sevgili yarışmacılarım. Sizler sevebilirsiniz, tercih edebilirsiniz. Yani bundan daha az pişmiş sevenler var. Neredeyse çiğ. Tartar yiyen var, bin türlüsü var ama burası bir yemek yarışması. Burada eğer bir yemek nasıl olması gerekiyorsa evet öyle olmalı deyip arkasında duran da benim. Ama ette böyle bir zorunluluğu yok. Ette o tercih sana ait. Yani eti sen birazcık iyi pişirsen kimse sana yakarsan ayrı. Ama yani orta iyi veyahut işte dediğin gibi bu kadar olmayacak bir şekilde et getirdiğinde şey bir tehlikesi yok. Değerlendirme dışı kalabilme veyahut yarışmacıların reddedebilme şansları yok. Çünkü yiyebilebilecek en azından genel geçer standart bir et yaptığın zaman kimse itiraz edemez. Ben de bir şey diyemem ve yemek zorundasınız derim. Ama şimdi bu durumda öyle zor durumda kalıyoruz ki biz ve çok o kadar üzülüyorum ki hele haftanın ilk günü böyle bir şey olduğunda. Hem sen çok zor durumda kalıyorsun hem biz hem yarışmacılar. Şimdi kimi de yiyor dediğim gibi ama şimdi böyle tercih etmeyen bir insan için bu çok zor bir seçim. Evet. Bu çok zorlayacak bir şey. Kesinlikle. Evet. Yani ve ben bunu daha evvel de söyledik kural olarak da dedik ki değerlendirme dışı tutulan ve puanlanamayacak kadar yanmış veya çiğ bir ürün getiren yarışmacıyı eksik menüye tabi tutacağız. O menüye sokmak durumunda kalacağız dedim. Bunun da örneklerini yaşadık. Şu anda da bunu yaşadığımıza gerçekten inanamıyorum. Yani hiç bunu yapmak istemem. Dediğim gibi bu şekilde de yenmez mi? Yenilebilir. Size bırakıyorum. İsteyen tadar, isteyen kusura bakmayın. Bu bana göre çiğ der ki çiğ olduğunu yarışmacı da kabul ettiği için... Ben sizi zorlayamam. Yok yok. Yani az pişmiş. Yok. Ben normalde seviyorum ama bu pişmemiş. Etli gibi soğuk. Yani Eren'inki gibi olsa... Evet, evet ben yani Eren'inki isimden falan ye bir Müjgan derim. Evet. Anlatabiliyor muyum? Eray Bey'in sen de kabul gibi. Ettiğin için anlıyorsun değil mi Eray? Anlıyorum. Sevgili Mehmet Ali. Eren'inki gene bir tık. Benimkisi gene bir tık hani bende de var. Yok değil bir de. Bu da bir hata. Yani bu tür parça etlerde, steak etlerde hepsine eşit derecede pişirmek zorundasınız. Evet. Neyse ne ya bu çok riskli bir seçim. Evet. Evet bu da bir seçim dediğim gibi böyle de yenir. Özellikle de böyle yaptıran insanlar vardır. Ama yarışma için riskli. Genel olarak anlatabiliyor muyum? Yani genel olarak insanlar böyle yemiyorlar yani. Yiyen var ama işte burada keşke denk gelseydin. Derdi ki yarışmacı ben bunu bayıla bayıla yerim. Et de böyle pişer. Normalde de evet bazı etleri de bu kadar pişirmek lazım bu arada. Ama mühürlemede de bence bir sorun olmuş olabilir. Eşit pişmediği için hani yani bu kendi eti tek parça halindeyken de eşit pişmemiş. Tavayı tam böyle ısıttınız mı? Mühürlemede bir problem olmadı. Mühürlemede bir problem olmadı. Bu tereyağı evet, mühürlemede bir problem yok. Yani dışında olsa, bir sorun yok. Dışında problem. Dışı tamam. İçinde problem olduğu için mühürlemede İçinde değil. Yok. İyi pişmemiş. Hazal da şey yapmış yani mühürlemiş. Ama pişmemiş. Bak yok. Benim eşim bunu bayıla bayıla yer. Çiğ mi tercih ediyor? Seviyor. Yani öyle az pişmiş. Sizinkileri yiyebilir ama benimkini yiyemez. Öyle çünkü gerçekten... Seninki evet çok iddialı yani. Yani kasaptan... Et füme gibi yani evet, evet. Duruyor orada. Yok hani arkadaşlarınkine bakıyorum şimdi onlar tartardan hallice yani. Evet. Sen Fransız mutfağı herhalde tartar deseydin itiraz çiğ kıyma getiriyorlar ortasında yumurtayla. Çünkü o da bambaşka bir olay da. Yani peki. Biz Ratatouille'den devam edeceğiz. Ratatouille'den devam edeceğiz. Ratatouille'den yiyin. Salatasından da yiyin Akdeniz salatası. Ben ikisinin de tadına baktım. Peki değerlendir bize Hazal. Tabii. Eti yiyebildin mi? Yani dediğim gibi şey var bir kokusu var. Yani hani dediğim gibi ben de az pişmiş tercih ediyorum ama bu değil. Bu teknik değil yani.
olmamış. O yüzden devam edemedim ama tabii, tadına baktım. Baktın. Tabii ki baktım. Tabii. Baktın. Yedim. Ratatouille konusuna gelecek olursak ben severim ratatouille. Ben zaten sebze aynen çok hoşuma gider. Etten falan bol yedik ya. Evet, müşterimki özellikle çok iyiydi. Bunlar bir şey demiyorum. Bunlar doğruydu.